Galatasaray Televizyonu ekranlarından mutlu günler. Yeni bir Son Topa Kadar programıyla sizlerle birlikteyiz. 2017'nin son programında, Son Topa Kadar programında Galatasaray Odeye Bank ve Galatasaray Kadın Basketbol takımımızı konuşacağız. Bu haftaki program konuğumuz, sizlerin de yakından tanıdığı bir isim, Galatasaraylı eski milli basketbolcu Fatih Solak. Fatih abi, hoş geldin. Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok karşılaşıyoruz zaten maçlarda. Zaten sürekli maçlarda da beraberiz. Gerek lig maçı olsun, gerek Euro Cup maçı. Göztepe maçında. Göztepe maçını yine beraber izledik. Büyük bir tesadüf, 50 bin kişi arasında birbirimizi bulmamız. Kesinlikle. Oldukça keyifliydi. Kalplerimiz bir kardeşim. Aynen, kalpler bir olunca yolumuz da kesişiyor bir şekilde. Dilersen hızlı bir şekilde hemen programa başlayalım. Keyifli bir haftayı tamamlamak üzereyiz diyelim artık. Çünkü hafta sonunda da ligde oynayacağımız maçlar var. Hemen hafta içine gidelim. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Odeye Bank Euro Cup B grubu 10. ve son maçına çıktı. Daha öncesinde zaten takımımız gruptan çıkmayı garantilemişti ama kaçıncı sırada çıkacağımızı belli edecek mücadelede Hapoel Jerusalem karşısında farklı kazandık. Hızlı geldik şimdi Dwight Hardy. 3 sayılık basket Dwight Hardy. Yenilmez armada Avrupa'da tur atladı. Galatasaray Odeye Bank Euro Cup B grubu 10. ve son hafta maçında İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'le karşılaştı. Sarı Kırmızılılar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibini 87-68 mağlup etti. Takımımız bu sonuçla son 6 maçta 5. galibiyetini aldı ve grup ikincisi olarak bir üst tura yükseldi. Galatasaray Odeye Bank Alex Renfro'ya, Dwight Hardy, Scottie Hobson, Dahoan Summers, Ege Arar 5 ile parkede yer aldı. Hapoel Jerusalem maça yüksek skorla başlarken karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu konuk ekip 23-22 önde tamamladı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan ve skor üstünlüğünü de yakalayan Galatasaray Odeye Bank devreyi 47-35 üstün bitirdi. Galatasaray Odeye Bank etkili oyununu 3. çeyrekte de sürdürdü. Yüksek yüzdeli dış atışlarla sayılar bulan Sarı Kırmızılılar, çember altını da iyi kullanarak karşılaşmanın son 10 dakikalık bölümüne 67-52 önde girdi. Maçın son bölümünde de iyi oyununu sürdüren Galatasaray Odeye Bank farkı açmayı başardı ve gruptan çıkma şansını haftalar önce yitiren rakibi karşısında sahadan 87-68'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray Odeye Bank'ta Richard Hendricks 14 sayıyla en skorer isim olurken 12'de ribaund aldı. Takımımızda ayrıca Dahoan Summers ve Dwight Hardy 13, Alex Renfro 12 sayıyla çift haneli skor üretti. Fark etti, basketi buldu. Bazı aksilikler güzel sonuçlar getiriyor. Tam onun gibi. 0-4'ten geliyoruz. Yani 4 mağlubiyet aldık. Bunu bir kere daha gördük ki o Avrupa Kupalarında özellikle son maça kadar şans devam ediyor. Biz 0-4'ten geldik. Bazı takımlar 4 maçta 4 galibiyetle gelip buradan bir üst tura çıkamadılar. Burada önemli olan bir üst tura çıkmaktı. 6'da 5 kazandık. 6'da 6'lı kazanabilirdik. Biz Bayern Münih'i de orada yenebilirdik. Yani son topa kaldı. Belki de hani bu akşam oynayacakları maçta yenilirlerse, yani o maçı kazansaydı belki de birinci çıkacaktık. Yani o yüzden Avrupa Kupalarında matematik her zaman açık. Mühim olan son maça kadar şansınızı sürdürebilmek. Biz bir maç evvel bir üst tura çıkmayı garantiledik ama yine de tabii önemli bir başarı buradan gelmek. Şimdi grup ikincisi olduk. Grup ikincisi olmanın hani öyle çok büyük bir fikstür avantajı olmayacak. Bizim hedefimiz bu turu da geçmek. Ondan sonra çeyrek finali oynamak. Orada bakarız o zamana kadar. Yani iyi oynadık. İkinci çıktık. Şimdi çeyrek final için şansımızı biraz daha yükselttik. Bu çok gurur verici bir şey. Onları arkamda hissettikçe kendime daha çok güveniyorum. Yani inşallah onların bu desteğini şeyde bırakmam, hani yüzüstü bırakmam diye. İBB ile oynayacağız deplasmanda. Bizim için çok önemli bir maç. İlk 8'e kalmak adına 3 tane maçımız kaldı ligde. En az ikisini kazanmamız lazım. En iyi şekilde çalışacağız, oynayacağız. Mehmet Yağmur, Richard Hendricks. Harika bir ikili oyun. Asist Mehmet Yağmur'dan. Smaçla bitiren. Takımımızın galibiyetiyle sonuçlanan güzel bir geceyi yeniden hatırladık ve maçın ardından da hem koçumuzun hem de Serkan Aydın'ın görüşlerini ekranlara taşıdık. Fatih Solak'la söyleşimize de başlayalım. Fatih abi, sen de mücadeleyi salonda takip ettin. Beraber izledik maçın bir bölümünü. Sen neler söylersin? Nasıl bir mücadele ortaya koydu takımımız? Önce maçı konuşalım, sonra koçun görüşlerinden de birkaç parça soru soracağım sana. Şimdi lig maçından sonra Avrupa Kupası oynamak hiçbir takım için kolay değil İbrahim. Arada çok kısa bir mesafe var ya, oyuncular dinle. Birkaç günlük. Ama bizim takım taraftarımızın da az olmasına rağmen ben bu maçta inanamadım ya. Çok az bir taraftar kitlemiz vardı. 6'da 5 yapmışız
Avrupa'da çok iyi gidiyoruz. İyi bir ivme yakaladık. Taraftarımızın da takımını yalnız bırakmamaları gerekiyor. Ama bütün arkadaşlarımız, yabancı arkadaşlarımız olsun, Türk arkadaşlarımız olsun, hepsi ellerinden gelen en iyisini yaptı. Özellikle benim en çok beğendiğim Richard Henriks, ondan sonra Mehmet Yağmur, Emir mesela çok fazla istatistikli bir şeyler yapamasa da ama sakat olmasına rağmen yine çıkıp elinden, kesinlikle elinden gelen en iyisini yaptı. Alex Renfro 26 dakika oynadı. Çok iyi işleri yaptı. Ondan sonra Dwight Hardy öyle. Richard Henriks benim mesela en çok beğendiğim basketbolcuların arasında 14 sayı 12 rebound. Aynen. Zaten maçtan sonra da ertesi gündü sanırım konuştuğumuzda sen Richard'ı çok beğendiğini. Ben seni aradığımda söylemiştim. Evet. Aynen söylemiştin. Ben de sahada baktım yani salonda izlerken hakikaten gerek oyunun hücum yönü gerek savunma yönü oldukça mücadeleci bir oyun ortaya koydu. Baktığımızda zaten 14 sayı 12 reboundla double double yaptı. Kariyer rekorlarından bazılarını yeniledi. Sosyal medyada da baktığımda detaylı bir istatistik haberi yapılmıştı. Evet. Orada da Richard Hendricks'e geniş bir yer ayrılmış. Emir demişken Emir'e bir parantez açalım. Ben maçtan önce kaptanla konuştuğumda sakat bir önceki gün son idmanda ayağını burkmuş. O sebeple ayak bileği burkulduğu için oynamadı mücadelede. Maçın ardından koçla konuştuğumda da Emir'in bu karşılaşmada kaptan da yok, ben sorumluluk almak istiyorum, oynamak istiyorum dediğini de öğrenmiş olduk. Yani ben o soruyu yöneltmesem belki koç söylemeyecek ve bilmeyeceğiz biz de. Sakat oynadı yani bu evet. 24 dakikada 4 sayı, 1 rebound, 3 asistlik katkısı var ama onun dışında savunmada verdiği katkı da ekstra. Bunu da belirtelim yani izleyicilerimiz de bunu bilsin. Şöyle bir şey var, arkadaşlarıyla o sahaya çıkması, bench'te bile oturması yeterli benim için. Evet. Ya, demek ki takımını yalnız bırakmamak istedi sakatlığına rağmen. O anda koç da ona forma şansı verdi. O da elinden gelen en iyisini yaptığını düşünüyorum ben. Sakat doğru. Da olsa olmasa da yine oraya çıkıp mücadele etmesi bizim için önemliydi. Kaptanın da oynamaması tabii ki etkiliyor takımı. Tabii ama riski edilmediği günde de farklı kazanmamız önemli. Kesinlikle. Ege'ye bir parantez açıyorum yine. Her hafta Ege'ye parantez açıyorum. Bu maçtan önce Ege'de dışarıda bir karşılaştık, görüştük ayaküstü ve muhabbetimiz oldu. Dedim hep seni takip ediyorum ya, gözüm üzerinde Ege dedim. Biliyorum Fatih abi de güldü böyle yaptı. Ekstra çalışıyorum dedi, işte Semih abiyle konuşuyormuşsun sen dedi. Konuşuyorum dedim. Sen dedim bırakma aslanım dedim. Şimdi 5 numara da gelebilir önüne dedim. Yani büyük ihtimal evet. Alacaklar. Biz yükünü hafifletmek için ya olabilir. Kesinlikle. Şimdi Richard Henriks'dekisi tam 5 numara değil. Evet. Bunu sen de biliyorsun. Bir 5 numara şart. Ege tabii biraz süresi azalabilir gelecek oyuncu karşısında. Ama daha gelecek, verimli de olabilir ama. Daha yani verimli, az sürede kendisini daha iyi verebilir. Takıma katkısı o anlamda olumlu olabilir. Kesinlikle. Ama Ege çok hırslı bir oyuncu. Ya bu yaşına rağmen ben tebrik ediyorum kendisini. Çok olgun. Cesur da basketbolu oynuyor. Da çok olgun. Kendisi evet. De kendini çok olgunlaştırmış ya basketbolunu da ve fiziğini, ekstra çalışmasını maçlarda da sürekli takip ediyorum mesela. Çok mücadele veriyor. Takım için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Asist yapıyor. Post-up yaparken sahayı görüyor. Etraf herkes arkadaşlarını boş adam arıyor. Bunlar bir genç oyuncu için çok önemli bir şey değil İbrahim'ciğim. Bu yaştaki doğru. Bir oyuncu için. Doğru. Mehmet Yağmur mesela. Mehmet arkadaşımız da takıma inanılmaz katkı sağlıyor. Sakarya maçıyla başladı. İşte bu Hapoel Jüreselam maçıyla devam ediyor. İnanılmaz işleri yapıyor. Evet. Zaten Mehmet'i anlatmaya gerek yok. Tabii ki biliyoruz. Kişilik karakteri olarak da mükemmel bir arkadaşımız. Şimdi Emir'in, Mehmet'in, atıyorum işte Ege'nin, Serkan Aydın'a da bir parantez açalım. Serkan da benim mesela çok mutlu. 17 yaşında mı Serkan? Kaç? Evet. 17 yaşındaki bir çocuk mesela o Hapoel maçını izledim. Yani taraftarlar da böyle şey yapıyor, onun oyuna girmesi için koça baskı yapıyorlar işte dışarıdan. Bir önceki maçta da benzeri var. Beraber işte otururken biliyorsun. Mesela güzel bir şey ya 17 yaşındaki bir çocuğun, ben 17 yaşında basketbola başladım. Bu çocuk 17 yaşında Galatasaray A takımda yani. Doğru. Ya Euro Cup oynuyor. Yani ben Serkan'ı da tebrik ediyorum. Serkan da çok iyi yerlere geleceğinden adım gibi eminim. Evet. İyi bir olay yani. İnşallah takım. Bu iyi oyununu, çalışmasını, isteğini sürdürürse umut ediyoruz ki hem A takıma hem de milli takıma da ilerleyen yıllarda daha önemli katkılar sağlayacaktır. Evet. Mehmet Yağmur demişken de onunla ilgili de bilgiyi verelim. 6 sayı, 3 asist, 3 rebound. Önemli bir katkı.
Bir de bu karşılaşmada koçumuz hemen hemen eşit bir süre dağılımı yaptı da diyebiliriz. Yani Serkan'ın son dakika girdiğini düşünmezsek onun dışında en az oynayan 16 dakikayla Jordan Taylor ve Mehmet Yağmur. Yani 16 ve üzeri dakika aldı bütün oyuncularımız. Oldukça önemli diye düşünüyorum ben. Mesela Alex'in hep çift haneli sayılarla asist yaptığını biliyorduk. Bu karşılaşmada hiç asisti yok. 12 sayısı var ama asist özelliğini, yani o pas paylaşımını, top paylaşımını diğer oyuncular yaptı bu karşılaşmada da. Yani herkes birbirinin açığını kapatarak, daha iyi oynayarak güzel bir grup ikinciliği geldi. Bir de şunu sorayım ben sana Fatih abi. Koç da daha önce yayınımıza bağlandığında da gerek maç öncesi gerek maç sonrası yaptığımız röportajlarda da hep söylediği kilit bir kelime vardı: sabır. Sabır. Ben bu maçın ardından da aynı soruyu sordum. Dedim ki hocam, dedim, tebrik ediyorum. Siz hep sabır dediniz, maç maç bakalım dediniz. 4'te 0'la başladık, 6'da 5 yaptık. Bu ne oldu, nasıl oldu dedim. Peki sana sorayım. İbrahim, çok güzel oldu? Çok güzel bir noktaya geldin. Ben ilk programa geldiğimizde Bayern Münih'e kaybetmiştik, hatırlıyor musun? Farklı bir mağlubiyet vardı. Farklı bir mağlubiyet var. Grubumuz çok güzel dedim. Dedim ki hatta sana, iyi ki dedim Bayern Münih'le oynamışız dedim bu maçı. Doğru. Hatırlıyor musun? Çünkü ondan grubun sonra favorisi Bayern Münih. Yani işte istatistikler ortada. Bayern Münih. 10'da 9 yaptılar. Bir tek son maçı bir kaybettiler Recep Emre'ye. Yani. Onlar da kazanıp zaten 4. olup gruptan çıktı. Bir mağlubiyetleri var. Dedim ki hatta bu Bayern Münih'i mesela Fenerbahçe dahil dedim. Hatta Efes bilse, Anadolu Efes, özür dilerim, Darüşşafaka Doğuş bile zorlanır dedim. Şu Bayern Münih ama. Tabii. Eski Bayern Münih değil yani. Biliyorsun bunlar Sırbistan milli takımının şampiyon olmuş oyuncuları, tabii, koçları tabii, bile dahil. Koçlar da aynı, evet. Ondan sonra ben sana dedim, birkaç hafta sonra dedim bizim takım dedim kendine gelir dedim. Hatırlıyor musun? Doğru. Bak dediklerim aynen, buradaki istatistikler de hepsi çıktı. Kayıtlarda da mevcut program. Kayıtlarda da mevcut. Demek ki yani bir şeyleri ben tahmin etmişim. Yani biliyorsun ki dedim sana, öngörün var yani ama şimdi çok özür dilerim bölüyorum Fatih abi. Rica ederim, rica ederim. Yani sezonun ilk maçı, yani Euro Cup için konuşuyorum, Bayern Münih'ten hani 20 civarında fark yedik açıkçası. Taraftar bir tepki gösterdi. Sonrasında deplasmanda bir mağlubiyet, içeride bir mağlubiyet derken bir de bu son topta kritik bölümlerde kaybedilen maçlar. Bir Liet-Kabelis maçı var, içeride 37 dakika öndeyiz, son bölümde kaybettik. Reggio Emilia maçı var deplasmanda, 74-71 3 sayıyla bitti. Yani hani bir topla iki topla biten maçlar. Taraftar desteğini kesti. Açıkçası buradan taraftarlarımıza da yani ya, seslenelim, serzenişte bulunalım. Kesinlikle. Yani önemli bir destek Galatasaray taraftarının sahadaki, parkedeki oyunculara ve kenardaki bench'teki oyunculara destek vermesi gerekiyor. Ama baktığımızda Sinan Erdem, yani Türkiye'nin en büyük salonlarından birisi. Yani 300 kişiye ya, oynuyoruz. İbrahim'cim dün Fenerbahçe-Real Madrid maçını izledim. Evet, ben de izledim. Yani bir Galatasaray olarak... Full ya, salon full. Açıkçası utandım ben. Apo-Jerusalem maçında bir İsrail takımı ya. Düşünün bir de İsrail takımı. Ve o açıkçası ben kritik dönem hani Türkiye, Kudüs, İsrail belki hani beraber çok spor siyaset katmak istemiyorum ama. Sen dedin abi dedin nasıl olabilir dedim, diye düşündüm. Tribünler nasıl boş olur dedim mesela. Bomboş. Ben de şaşırdım açıkçası. Yani, nasıl çözeceğiz bunu? Yani sen eski bir milli basketbolcumuz olarak, yani bu kulübe yıllarca emek vermiş, hizmet etmiş birisi olarak senden de bir çağrıda bulunmanı rica edeyim o zaman. Vallahi madem İbrahim'cim, seyirciyi konuşuyoruz, taraftar desteğini konuşuyoruz. Benim zamanımda ilk Ahmet Çömert'te biz maçlar oynadık. O Kafe Kıran ilk zamanlarda. Orası 3000 kişilik falandı. Full yani, her maç full oynuyorduk. Ondan sonra Altıfekçi'ye geçtik. Orada mesela oranın kapasitesi 10.000 kişilik. En az 5-6.000 taraftarımız vardı. Evet. Yani... Galatasaray taraftarı bu İsrail maçındaki taraftar olamaz. Ben inanmıyorum buna ya. Bizim Galatasaray taraftarımız takımına, oyuncusuna sahip çıkar ve 6'da 5 yapmışız. Bak istatistikler burada. Evet. Yani koçun dediği bir söz var. 4'te 4 ile başlayan takım ya da 4'te 3 ile mi başlayan takım çıkamadı. Gruptan çıkamadı. Yani şimdi takım iyiyken destek var, takım kötüyken destek yok mu? Ya bunu mu anlıyoruz? Her zaman taraftarımız takımına destek vermesi gerekiyor. Şimdi bu gruplardan çıktık. Diğer şimdi maçlar başladığında ben inanıyorum ki o büyük Galatasaray taraftarı Sinan Erdem'de o yenilmez armadayı yalnız bırakmayacaklar. Ben buna canı gönlüne inanıyorum. Ulaşım sıkıntısı da yok yani. Kesinlikle. Metro bir yani hava şartları da güzel. Evet, hava da güzel. Yani hani en basit yol metrobüsle gelmek ve indiğinizde 8-10 dakika, en fazla 7-8 dakika yol yürümek. Yani hani bu
çok büyük bir sıkıntı olmasa gerek. Aynı sorun kadın takımımızda da var. Ahmet Cömert dedin sen az önce. Yani yan yana statlar. Yani Euroleague maçı anlatıyoruz salonda. Biz yayınlıyoruz Galatasaray Televizyonu olarak. Yani bakıyorum tribünlere saha içinden. Yani hakikaten çok boş. İbrahim'cim, Allah'tan o salon küçük. Biraz daha hani ses, evet. O atmosfer daha kalabalık bir taraftar sesi gibi geliyor. Aynen, bizim işte programımızın ismi gibi. Son topa kadar. Takımımız. Destek vermek lazım. Evet, genç takımımız. Doğru mu? Yabancılarda bir yaş ortalaması çok fazla değildir sanmıyorum. Tabii. Ha. Bu çocuklar Avrupa'da son topa kadar mücadele ediyor. Bak bunu görüyor, herkes görüyor bunu. Doğru. Taraftarımızın da 25 milyon Galatasaray taraftarı var, doğru mu? Mesela ben geçen Sakarya maçında utandım arkadaş. Sakarya'nın taraftarı bizden çok mesela. Adamlar Sakarya'dan geliyor. Doğru. 3 saat yoldan geliyor. Bizim taraftarımız yarım saat yolu gelemiyor mesela. Çok enteresan. Ya bu zamanda takımına destek vermeyeceksin. Ne zaman vereceksin? Tabii. Ben yani iyi günde kötü günde diye tezahüratlar var 5 ama. 5 sene bu takımda forma giydim. Yemin ederim ya, Avrupa Kupaları, Türkiye Ligi dahil hiç bu kadar az bir taraftar kitlesi görmedim. Şaşırdım ya, inanamadım. İnşallah buradan dediğimiz gibi çağrımız olsun büyük Galatasaray taraftarına. Bundan sonra takımımızı yalnız bırakmasınlar. Ya bu çocuklara inansınlar. Onlar için, oyuncular için çok önemli taraftar. Evet. Ya çok ciddi söylüyorum sana. İnanılmaz önemli yani. Şimdi bak mesela bakalım. İlk maç içeride Sinan Erdem'de ne zaman? Haftaya çarşamba 3 Ocak. Yeni yılın ilk maçı. Evet. Euro Cup'ta Darüşşafaka. İstanbul derbisi diyebiliriz. Avrupa'da muhteşem bir maç. Kesinlikle. Yani yenerek başladığımız anda Euro Cup'a muhteşem bir rüzgarı arkamıza alacağız. Kesinlikle. Ki son 6'da 5 yaptığımız dönemdeki gibi yani. Ama destek diye düşünüyorum ben. Ben de öyle düşünüyorum. Yine bir tekrar mı çağrı yapalım taraftarımıza? Sen tekrar çağrı yap ama biz de Ömer Yalçınkaya'ya bir ulaşalım. Evet. Basketbol Şubesi Genel Menajerimiz Sayın Yalçınkaya'nın da biraz sonra görüşlerini alalım arkadaşlarımdan, rica edeyim. Fatih abi senden o zaman bir daha bir destek çağrısı. Ve şu da var. Bu cumartesi yani yarın akşam saat 19 Ahmet Cömert Spor Salonu Galatasaray Fenerbahçe Kadın Derbisi. Oo, güzel maç. Çok güzel maç. Ahmet Cömert. Bir çağrı daha rica edelim senden. İki maç içinde. Valla taraftarımız zaten her şeyin bilincinde. Ya, o cumartesi günü orası full olur. Yani benim tahminim inasından ben yere düşmez. Yani bu bir derbi maçı biliyorsunuz. Yani Galatasaray-Fenerbahçe maçı olunca her zaman... İki Euroleague takımı. Yani iki Euroleague takımı. O tribünler full olacak. Biz de orada olacağız. İnşallah bizim için de güzel bir sonuç olur. İnşallah. Bu zor günleri atlatırız bayan takım olarak. Ben kazanacağımızı ümit ediyorum taraftarımızın da verdiği destekle. Fenerbahçe bayan takımı oradan çıkamaz. Ya Ahmet Cömert'i çok iyi bildiğim için, çok küçük bir salon. Küçük salon ve dolu tribünler önünde o büyük destekle birlikte hakikaten muazzam bir atmosfer oluyor. Hep destek, tam destek yani bu. Bu bir gerçek bir söz yani. Doğru, gerçek bir sözü. Taraftarlarımızı tekrar orada yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Ben kendim işte o takımda oynarken bu kadar taraftara vallahi seslenmemiştim bugün. yarım saatte taraftarlarımıza sesleniriz, artık duyun sesimizi. Ve bayan takımımızı, erkek basketbol takımımızı destekleyin. Sizin onlara çok ihtiyacınız var. O zaman hemen telefon bağlantısı yapalım. Ömer Yalçınkaya'yı bekletmeyelim. Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya telefonu attığımızda. Sayın Yalçınkaya hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Selamlar Fatih kardeşimlere. Buradan sevgilerimi yolluyorum. Merhaba Ömer abicim, nasılsın? Teşekkür ederim Fatih'im. Sen nasılsın? Teşekkür ederim abicim, ben de iyiyim. Sağ olasın. Tebrikler abi, çok iyi gidiyoruz. İnşallah daha iyi olacak. İnşallah abi. Ömer abi siz yayınımıza bağlanmadan önce sanıyorum siz de takip ediyorsunuz. Taraftarımıza iki maç içinde çağrıda bulunduk biz. Hem Darüşşafaka Euro Cup maçı hem de hafta sonunda yarın akşam oynanacak kadınlar derbi mücadelesi için. Fenerbahçe maçı. Evet, Fenerbahçe maçı için. Sizden de yine bir çağrı rica edeceğim ama dilerseniz öncelikle biz programımıza Hapoel Jerusalem maçıyla başladık. Sizden de Euro Cup mücadelemizle ilgili görüşler rica edelim. 4'te 0'la başlayıp 6'da 5'te çok güzel bir şekilde bitirdik. Siz nasıl yorumlarsınız? Valla tabii şimdi çok önemli galibiyetlere imza attık ama bizim aslında gruba başlarken bu şekilde başlamamız gerekiyordu. Neticesinde 4'te 0 başladıktan sonra Jerusalem deplasmanında aldığımız galibiyet bizi bir parça umutlandırdı ama gerçekçi olmak lazımdı. İkinci yarıdaki 5 maçın minimum 4'ünü kazanmamız gerekiyordu. Takımın birbirine uyum sağlama süreci birazcık da
evimizde oynamanın verdiği avantajla 4 galibiyette gruptan ikinci çıktık. Tabii ki memnunuz. İkinci grupta top 16'da yer aldığımız gruptaki rakiplerimizi de tanıyoruz. Orada da ilk 2'ye girip ilk son 8'e kalmaya gayret edeceğiz. Ama gerçekçi olmak lazım. Euro Cup'ta gidebildiğimiz kadar yukarıya gidecekken Türkiye Ligi'nde de durumumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Şu anda aldığımız 5 galibiyetle 10. sıra bizi hiç mi hiç memnun etmiyor. Seyircimiz de memnun etmiyor. Mutlaka bir Türkiye Ligi'nde de başlangıç yapıp bu hafta oynayacağımız İBB deplasmanından bir galibiyet çıkartıp ilk yarının son 2 maçını kazanmaya gayret edeceğiz. Yarın oynayacağımız İBB maçı ile ilgili görüşlerinizi rica etsek, son hafta yani tabii, geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantep basketbola farklı bir şekilde mağlup oldular. Açıkçası evet, Gaziantep'in kötü gittiği dönemde biz burada programda çok da fazla şans vermemiştik Gaziantep'e, ama nasıl yorumlarsınız siz İstanbul tabii, Büyükşehir Belediye karşısındaki mücadeleyi? Yarın vallahi oynayacağımız maçı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bence bu ligde iyi işler yapan, kupa galibiyetlerinde de iyi iş yapan bir takım. Çok da değerli bir hocası var Ertuğrul Erdoğan. İyi de bir kadro kurdular. Buradan alacağımız galibiyet bizim için çok çok önemli. Çünkü ligdeki kötü gidişata dur dememiz gerekiyor. Alo. 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 Ha, duyabiliyor musunuz? Tabii tabii duyabiliyoruz Sayın Yalçınkaya. Evet. Kuvvetli bir rakip. Gaziantep'e farklı yenilmesi onların bence iyi takım olmalarını gölgeleyemez. Çünkü onlar biliyorsunuz geçen haftadan önceki haftada Efes Bilsen'i, Anadolu Efes'i yendiler. Çok da iyi iş çıkardılar. Çok ciddi bir rakip. İyi bir deplasman. Bizim yarın bence kazanmaktan başka şansımız yok. Bütün amacımız İBB'yi yenmek ve Türkiye Ligi'ndeki sıralamadaki bir an önce yerimizi yukarı çıkarmak. Fatih Solak bir soru yöneltecek Ömer Yalçınkaya'ya. Ömer abi merhabalar. Merhaba Fatih. Ömer abicim şimdi Ege'yle Richard Nix gayet iyi gidiyor. İyi götürüyorlar evet, bu 5-4 numara pozisyonunu. Evet. Ben de destek veriyorum özellikle Ege'ye. Genç bir kardeşimiz evet, olmasına rağmen. Tabii. Ama Ömer abi bence bir 5 numara takviyesi şart gibi gözüküyor abi. Bu iki şimdi Avrupa Kupası Türkiye Ligi biraz ağır geliyor bence ikisine. Ben yanlış evet, yanlış düşünmüyorum umarım. Evet. Bir 5 numara olursa abi daha rahatlayabiliriz pot altında. Vallahi şimdi bizim biliyorsun sezon transfer dönemi açık olduğu sürece transfer Galatasaray'da bitmez. Gerek amatör branşlarda gerek futbol tarafında. Biz de basketbol olarak her zaman ihtiyaçlarımızın nispetinde oyuncu arayışında bulunuyoruz. Evet. Senin de belirttiğin gibi içeride oynayan yani boyalı alanda oynayan şu anda 3 tane oyuncumuz var gerçek anlamda. Biri Richard Hendricks, biri Ege Arar, bir tane Davan Summers var. Dolayısıyla onların yükünü azaltmak ya da o pozisyona destek olmak anlamında bir uzun oyuncu arıyoruz zaten. Bunu yaklaşık bir aydan beri arayışlarımızı sürdürüyoruz. Bizim amacımız salı günü Top 16'nın ikinci turu yani grup maçları, ikinci tur maçları başlamadan salı günü en geç bir transfer gerçekleştirmek niyetindeyiz. Zira Top 16'da Euro Cup'ta ilk 3 hafta yeni bir transferi oynatmak için en geç salı günü yani 2 Ocak'ta kayıt yaptırmamız gerekiyor. Transfer yapmamız gerekiyor. Eğer 2 Ocak'ta transfer yapamazsak 3 hafta yani ilk yarıdaki 3 maç Euro Cup'ta oynayacağımız 3 maçta yeni bir transfer oynatmamız söz konusu değil. Dolayısıyla bizim var gücümüzle çalıştığımız ve birkaç isim üzerinde de ciddi ilerleme kaydettiğimiz bir hafta sonuna giriyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa pazartesi günü ya da en geç salı günü Galatasaray Basketbol Erkek Takımı'na bir tane uzun takviyesi yapacağız. Ama tabii şu anda anlaşma noktasında olduğumuz oyuncularla ilgili ben isim veremeyeceğim. Çünkü henüz netleşmiş bir durum yok. Açıkçası hayal tacirliği de yapmak istemiyorum. Peki Ömer abi bu tam 5 numara mı yoksa 4-5 mi?
Hocamızın istediği, Erman Hoca'nın istediği şut atabilen bir uzun. Dolayısıyla bunun adı da basketbol teriminde 4'lük oluyor. Anladım. Yani 4 numara oynayacağı pozisyonda ama 5 numarada savunabilecek ayarda bir oyuncu bakıyoruz. Sayın Yalçınkaya, bu transfer müjdesi için teşekkür ediyorum. Dilerseniz kadın takımımızla ilgili de birkaç soru yönelteyim size. Yarın derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek sarı kırmızılı kadın basketbolcular. Ligde de geçtiğimiz hafta hükmen kazandığımız bir galibiyet var. Derbiyi nasıl yorumlarsınız? Valla bu adı üstünde derbi. Yani kazananın belli olmayacağı ve çok rekabete açık bir maç. Kendi evimizde oynamanın verdiği avantajı, seyirci avantajıyla aradaki şu anda biz tabii sıralamada biraz gerideyiz. Fenerbahçe'nin bir mağlubiyeti var. Bizim yanılmıyorsam 6 mağlubiyetimiz var ya da 5 mağlubiyetimiz var. 5 mağlubiyetimiz var. 5 mağlubiyetimiz var. Dolayısıyla biz bu aradaki farkı kapatmak için seyircinin desteğiyle yarın derbi maçından zaferle çıkmak istiyoruz. Bizim kadın basketbolundaki amacımız biliyorsunuz hem Euroleague'de playofflara kalmak hem de Türkiye Ligi'nde de yukarıları zorlamak. Çünkü bütçesi çok ciddi olan takımlar var. Yakın Doğu, Fenerbahçe gibi. Dolayısıyla bu takımlarla baş edebilmek için yüreğini, aklını, beynini sahaya koyan oyuncularla sahaya çıkıp maçları kazanmaya çalışacağız. Evimizde oynamanın verdiği avantajla da umut ediyorum galibiyetle çıkarız. Yeni yılda da mutlu gideriz. Seyircimizi de sizin de belirttiğiniz gibi maça davet ediyorum. Sayın Yalçınkaya, çok vaktinizi aldık ama son sorumu yönelteyim eğer müsaadeniz varsa. Koçumuz Marina Maljković, yanılmıyorsam Şopron maçından sonraydı. Ben kendisine canlı yayında sorduğumda 10 Ocak düzeltiyorum. Bizim için kilit bir tarih olacak demişti. Kobrin takviyesi var. Ardından bir yerli oyuncu henüz resmi açıklama olmadığı için şu an idmanlarda. Ve sanıyorum bir de 3 numara gibi bir düşüncesi Amerikalı vardı. Amerikalı bir oyuncu transfer ettik. Onun açıklamasını yine sizin aracılığınızla yapacağız. Takviyeler açıkçası geldi. Ama sonradan katılan oyuncuların randımanı bir anda sezon başı gibi olmuyor. Yani Polonyalı oyuncu da çok kıymetli, değerli bir uzun. Ama Cintale'ye kadar şu anda bize katkı vermiyor bence. Ama onun da zamanla alışıp daha fazla katkı vereceğine eminim. Önümüzdeki hafta da yanılmıyorsam Perşembe günü de Amerikalı oyuncumuz, yeni bir oyuncumuz 3 numara pozisyonunda Türkiye'ye geliyor. Onun müjdesinde isim vermeden söyleyebilirim. Yerli oyuncu ile ilgili bir netlik var mıdır Sayın Yalçınkaya? Şimdi yerli oyuncu ile alakalı bir takım federasyon nezdinde işlemler yapmamız gerekiyor. Bunu da herhalde yılbaşından sonra halledeceğiz. Yeni yılla beraber de yeni yılda da bir yerli oyuncu takviyesiyle de takımımızı güçlendirmeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yalçınkaya. Özellikle Perşembe günü dediğiniz yabancı transferi sanıyorum koçumuzun da Eli Quigley'nin yokluğunda uzun süredir beklediği mevkiyi dolduracak. Quigley de zaten önümüzdeki hafta takımımızı çalışmaya başlıyor. Hatta bu hafta saha idmanlarına başlamaya çalışacak. Teşekkür ediyorum. Çok güzel haberler verdiniz. Önemli müjdeleri bizlerle Galatasaray taraftarlarıyla paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum ben size Rica Sayın Yalçınkaya. Fatih kardeşime de selamlar. Sevgiler İbrahim. Teşekkürler. Ben görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun. Ömer Yalçınkaya'nın açıklamalarını dinledik. Hakikaten böyle Ömer abi konuştukça benim yüzümde tebessümler, gülücükler daha da arttı. Çünkü transfer müjdesini de aldık 2018'de. İki tane transfer müjdesi aldık. Hem erkek takımımıza Galatasaray Odaya Banka hem de kadın takımımıza. Aslında resmileşmeden tabii ki söyleyemiyoruz, isim veremedi ama yani benim de bir haftadır yaklaşık olarak bildiğim, sanıyorum aynı kişidir, bilmiyorum artık. Türkiye'ye geldiğinde İnşallah görürüz. Eli Quigley'nin yokluğunu biraz sonra belki konuşuruz kadın takımımızda ama Euroleague maçlarında hakikaten yaşadık. Çünkü yaklaşık 24 sayı ortalamayla oynayan yani takımın skor anlamında hani 3'te 1'i gibi diyebiliriz ama oyun anlamında yarısı. Bunu çok net söyleyebiliriz. Koç da buna benzer açıklamalar yaptığı için çok net söyleyebiliyorum bunu.
Şutör sıkıntısını çözeceğiz inşallah ve 10 Ocak diyordu. 10 Ocak'ta da hem sakatların iyileşmesi, Ayşegül Günay'ın dönmesiyle birlikte yerli rotasyonunu da kısa oyuncu mevkiini de genişletti. Eliko Hikli de dönüyor. Uzun olarak Kobri'nin yedeklemesi var. Tam olarak iyi katkı alamıyoruz şu an içinde de ama Sayın Yalçınkaya. Petronite ve Dublievic'i zaman zaman dinlendirmesi de önemli. Bir de Amerikalı bir şutör gelince artık iş taraftara düşüyor. Aynen. Tekrar taraftara değindik. Dilersen bir VTR'miz var. Eurocup'taki rakiplerimizle ilgili bir haberimiz var. Bakalım Galatasaray Odeya Bank Eurocup'ta top 16'da E grubunda hangi takımlarla eşleşmiş? Kısa bir haberimizi izleyelim, ardından takımımızı konuşmaya devam edeceğiz. Korkunç bir şutördür. Hapsın dip çizdiği kullandı. Potayı yükleniyor. Basketi bulmayı başardı. Skori Hapsın'ın basketi. Eurocup B grubu son hafta maçında Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i 87-68 mağlup ederek grupta ikinci olarak çıkan Galatasaray Odeya Bank son 16 turunda E grubunda yer alacak. Sarı Kırmızılıların rakipleri A grubunu lider tamamlayan Darüşşafaka, C grubunu 3. sırada bitiren Alba Berlin ve D grubunda 4. olan Herbalife Gran Canaria oldu. 16 takımın yer aldığı gruplardaki 4 takım 3 Ocak 7 Şubat tarihleri arasında oynanacak son 16 turunda mücadele edecek. Her takım rakibiyle evinde ve deplasmanda olmak üzere 2 kere karşılaşacak ve gruptaki en iyi 2 takım çeyrek finale adını yazdıracak. Galatasaray Odeya Bank'ın Eurocup E grubundaki maç programı ise şu şekilde. 3 Ocak 2018 Galatasaray Odeya Bank Darüşşafaka, 10 Ocak 2018 Alba Berlin Galatasaray Odeya Bank, 16 Ocak 2018 Galatasaray Odeya Bank Herbalife Gran Canaria, 24 Ocak 2018 Herbalife Gran Canaria Galatasaray Odeya Bank, 31 Ocak 2018 Darüşşafaka Galatasaray Odeya Bank, 7 Şubat 2018 Galatasaray Odeya Bank Alba Berlin. Rakiplerimizi ve fikstürü gördük. Yaklaşık 35 günde 6 maç oynayacağız. 6 önemli maç. Lig maçı da var tabii ki bu arada ekstra olarak. Grubu nasıl yorumlarsın? O son kareyi de ben yönetmenimden rica edeyim, Sezer'den. Bize ekranlara getirsin. Alba Berlin, A grubunun, düzeltiyorum, Darüşşafaka A grubunun birincisi. Galatasaray Odeya Bank, Alba Berlin ve Gran Canaria şu anda da ekranda. İlk maçımız biraz önce taraftara çağrıda bulunduğumuz sırada ben bahsetmiştim. 3 Ocak'ta Darüşşafaka'yla Sinan Erdem'de oynayacağız. Oldukça önemli, güzel bir maç. Eurocup'ta İstanbul derbisi diyebiliriz. İstanbul takımlarının oynayacağı önemli bir mücadele. Ve belki de benim görüşüm, sana da soracağım. Ben kendi görüşümü belirtip sana da sorayım, aynı düşüncede misin? Darüşşafaka'nın grup birincisi olarak gelmesi, bu ayarda, bu seviyedeki bir takımın, hani Türk takımı değil de belki atıyorum İtalyan, İspanyol takımı olmasındansa Darüşşafaka olması daha iyi diye düşünüyorum ben. Çünkü hani tanıyoruz, ligde karşılaşıyoruz. Aynen. Ligin ikinci haftasında son topta, son 30-40 saniyelik bölümde kaybettiğimiz bir maç vardı. Çok net hatırladığım, salonda takip ettiğim. Ve deplasmanda da taraftar desteğinin olacağı bir mücadele. O sebeple belki de ben Darüşşafaka'nın gelmesinin daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum, katılır mısın? Programda, ekranda tekrar. Şimdi Darüşşafaka'nın gelmesi bizim için gayet iyi oldu. Çünkü neden dersin, tanıdığımız bir ekip. Hı hı. Onun dış sahadaki maçı da, yani taraftarlar da gitti. Taraftarımız da gidecek. Oyuncular deplasman işte, yorgunluğu yok. Yani tabii. Ne yerler var? 3 saat uçakla işte gidip de 5 saat otobüste. İbrahim'ciğim işte Gran Canaria'ya gidecekler. Orada işte artık neler çekecekler yolculukta. Nereden baksana. Güzel bir yer aslında. 7 saat falan buluyor. Biz, ben de işte tabii oynarken. Tabii Euro Cup'ta gitmiştik. Bayağı uzun bir seyahat. Doğru. Aktarmalı uçak falan. Yolculukta tabii ki bir oyuncu için, takım için kolay bir şey değil yani. Saat farkı işte, bir şehirden başka bir şehre gidiyorsun. Hava iklimi. Havaalanında beklemeler, otobüs yolculukları. Yani işte Darüşşafaka zor yani. Bu yüzden bizim için piyango gibi bir şey oldu. Alba Berlin yine çok Türk vatandaşlarımızın olduğu bir ülkeye gidiyor. Bir deplasman değil yani. O da bir deplasman değil. Orada da taraftarlarımız, özellikle Uğur Aslan tayfası, takımımızı yalnız bırakmayacaklar. Güzel bir grup ama tabii ki kolay bir grup değil. Yani hepsi de birbirinden. Ama şu da var. Son 6 maçtaki performansı gösterdiğimiz takdirde ve özellikle Darüşşafaka'yı ekranda var,
3 Ocak'ta Sinan Erdem'de taraftar desteğiyle, yine üstüne basa basa söylüyorum, taraftar desteğiyle yendiğimiz takdirde çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. Çünkü gruba bir önceki turdan grup birincisi olarak gelen takımı yenerek başlıyoruz. Evet. Bu önemli olacak. İşte artık iş taraftarlara düştü ya. Taraftarımız işte şu an artık takımına tam destek vermemiz takviye gerekiyor. Takviye de gelecek ki. Takıma. Yani takviye de gelecek. Evet, 2018'in güzel bir haberini aldık menajerimizden. O da bir önemliydi zaten. Olması gereken bir yer. 5 numara pozisyonunu daha önce de söylemiştik. 5 numaralarımız şu an gayet iyiler ama çünkü uzun bir süreç. Avrupa ve Türkiye Ligi. Allah korusun bir sakatlık çıkar, bir aksilikler olur. Onun için her zaman 3. 5 numarada takım için önemlidir. İnşallah bu gruptan iyi sonuçlar alarak çıkarız. Kolay olmayacak işimiz, çok zor. Yani ilk oynadığımız işte Bayern Münih, atıyorum Reci Emilia, ondan sonra Hapoel Jerusalem. Onlar gruptan daha zor bir takım bence şu 4 takımın. Artık turlar yükseldikçe zorluk seviyesi de artıyor. Bir de Gran Canaria'nın inanılmaz taraftar kitlesi var İbrahim. İnanılmaz, bir de basketbolu biliyorlar. Öyle evet, böyle değil ya. Bunlar zaten 2 sene önce Eurocup finali falan oynadılar yanlış hatırlamıyorsam. Ya da biz onlarla eşleştik Abdüpekçi'de. Öyle bir şey oldu. Her sene üstüne koyuyorlar. Yatırım mesela inanılmaz dikkat yatırım. Dikkat etmek lazım yani deplasmanda. Kesinlikle. Da. Yani seninle yayından önce konuştuğumuzda hatırlarsın biraz önce. İçerideki 3 maçı kazanıp bir deplasman galibiyeti gruptan çıkarır diye bir yorumda bulunmuştuk. Aynen. Alba Berlin iyi bir ekip. Almanların. Geçen sene koç, yerli koç gitmişti. Mitat mı? Mitat Demirel de zaten oradaydı. Daha önce sonra Darüşşafaka'ya geldi. Eski milli takım yardımcı antrenörü. Ahmet. Dilimin ucunda adını. Ben unuttum. Ahmet'i iyi tanıyorum da. Erdemir'de de çalışmıştı. Darüşşafaka'da da daha önce. Evet. Hatta bizim arkadaş da gitmişti. Engin. Engin Atsür de oradaydı. Sonra ayrıldı. Oradaydı. Aynen. Yani. Orası da yine Avrupa'da Euro Cup seviyelerini bilen bir takım ve taraftar topluluğu. Müthiş bir salonları var. Yani çok büyük böyle bizim Sinan Erdem büyüklüğünde. Geçen sezon, önceki sezonun Euroleague Final Four'unun oynandığı salonda oynuyorlar. Evet, yani müthiş bir salonda oynayacağız. Berlin'de. Ama işte arkamızda bir taraftar desteğimiz olacak. Bu güzel bir şey. Gran Canaria'da taraftar desteği. Ahmet Çakı. Ahmet Çakı, evet. Onu düşünüyordum. Çok, aynen doğru söz. Gran Canaria'da taraftar desteğimiz olmayacak çünkü çok uzak bir yer. Doğru. Evet. Vardır yine. Türk'ün olmadığı yer yok ya aslında. Ya tabii canım. Ya, geçen hafta yani önceki hafta anlatıyoruz Prag maçı. Mağlup olduk deplasmanda. Ultra Aslan kızlarımıza çağırıyor, kadın takımımızı. Mağlup olduğumuz maçın ardından da destek veriyorlar. Yani çok keyifli, çok güzel bir şey bu. Evet. Ve Prag'da bu bando mızıkalar falan çalıyor ama bizim taraftarlarımız onların, yani ev sahibi oldukları halde onların sesini bastırıyordu. Oldukça güzel. Bakalım Gran Canaria maçından sonra da konuşuruz seninle. Taraftar var mı orada görürüz. İnşallah. Biraz daha hızlanalım. O zaman yaklaşık bir 40 dakikadır sohbet ediyoruz. Ama yarım daha konuşacağımız... Yarım saat taraftarımıza seslendik. Artık sesimizi duyun yani. Ve daha da çok konuşacak işimiz var. Erkek bayan basketbol takımı yalnız bırakmayın. Sizden rica ediyoruz. Evet. Sakarya maçını bir... Hatırlayalım. Hiç hatırlamasak daha iyi oluruz. Ama mecburuz konuşacağız. VTR'si yok. Onun VTR'sini almadık ama DSF'si var. Ekrana da gelirse eğer biz kısaca konuşalım. Son saniyede mağlup olduğumuz, senin de salondan takip ettiğin bir karşılaşma. Yıkıldık. İyi başladığımız, iyi devam ettiğimiz ama bir anda işin terse düştüğü. Ben daha sonra tekrarını, hani kısa özetini izlerken maçın... Mücadelenin spikeri de yayıncı kuruluşa diyor ki Sakarya 65 saniye üstün oldu maçta, kazandı. Aynen. Ya, çok 40, kritik bir nokta. Ya 40 dakikanın 38 dakikası atıyorum, 39 dakikası hep üstündük. Bir ara evet. 15 sayı farklı öndeydik. Doğru. Ya İbrahim'cim ilk başta biz dedik ya uzun şart diye. Şimdi kendim uzun pozisyon oynadığım için yani örnek vermeyeyim mesela. Övünmek gibi de olmasın. Bu Mustafa Faal. 2.22 değil mi? Bu adamın için hantal falan dediler mesela. Adam maçı aldı. Tamam son saniye Metecan Birsen attı maçı ama bu adam aldı maçı. O İbrahim da iyi takipçi. 28 Metecan dakika yani. 8 rebound, 3 asist, tamam mı? 3 blok. Ondan sonra 10 sayı. Bu adam bunları ne zaman yaptı biliyor musun İbrahim? Son periyot.
kırılma noktasında daha bir de bunun mesela bu Mustafa'nın şeyleri kestiği topları var mesela. Blok değil de bozduğu toplar derler basketbolcu şeyinde. Hücum bozan toplar. Bizim işte uzunları yaptığı savunma adam zaten 2.17 elleri bir kal diyor zaten. 2.22. Yani. Doğru. Ondan sonra Metecan mesela. Bak son top. Çok özür dilerim. Son top. Bak Fatih abi. Ekranda da var şu anda. Yani son top. Bunun tekrarı da gelecek. Biz kadın takımımızda, erkek takımımızda son dönemlerde son topla çok maç kaybettik. Şimdi bakıyoruz. Hücum ribaund alıyor Metecan. Aynen. Ben, şut dönüyor. Bak şeyin orada baksar etmemesi Hardy'nin. Aynen öyle. İzliyor yerdeki oyuncumuz. Evet bak. Richard'ın arkasından geldi aldı Metecan. Ben açıkçası burada top elinde gibi gördüm ama yani hakemler tekrarını izleyip verdiler sayıyı. Nasıl seviniyorlar? Tabii haklı doğal bir sevinç. Yani deplasmanda Galatasaray gibi büyük bir önemli bir kulüpte kulübe karşı, takıma karşı kazanıyorsunuz. Yani hak vermek gerekir. Yani ama bizim de kaybetmememiz gerekir. Yani şimdi tekrar izliyoruz bu bölümü. Hakemler de orada doğru karar vermek için son pozisyonu tekrar izlediler. Yani bir kere de biz kazanalım. Son topta, son hücumda. Yani geçen hafta Beşiktaş maçında da oldu aynısı. Evet. Çember altından turnikeyi topu boş pozisyonda bıraksak uzayacak maç. Ya belki uzatmada kaybederiz o ayrı ama hani son topta kaybetmek üzücü. Bak yine tekrar geldi ekrana. Ama elinde bir saniye. Bence elinde gibi. Bence ya elinde çok... gibi. Yani bir, tam durdurabilsek aslında çok güzel olurdu çok ama orada. Çok enteresan ya. Ya buna çok net bir şey diyemiyorsun ki arkadaş. Anlık bir şey zaten. Top elinde gibi görüyorum ben ama. Bu Euroleague'de şeyler var ya. Ne, kartal gözü mü? Teniste mi? Onlarla falan şey baksak acaba. Kartal gözü teniste oluyor. He. Şimdi yönetmenim de beni uyarıyor. Yayıncı kuruluşta da hani aynısına baktılar. Çok defa tekrar şu görüntüyü. Peki, dakikalarca döndürdüler ama onlar da net bir karara varamamışlar abi, ama tabii işte maçın şuraya gelmemesi gerekiyor arkadaş. Şüphesiz zaten o en başta konuşacağımız konu ama. Dedik ya 15 sayı öndeyiz. Bak o, Sakarya... 37 yaşında Irvin Dudley. Aynen. Sen oynarken oynuyordu. Sen bıraktın hala oynuyor. Hala ben işte. Gerçi son 3 senedir tribünde güzel izledi maçları aynen. Ama. Ya dediğim gibi işte İbrahim'ciğim maçı buraya biz getirdik arkadaş. Doğru. Yani, getirmemek lazım. Getirmemek lazım. 15 sayı dediğim gibi atıyorum 10 sayı, 12 sayı öndesin. Doğru. Son bir dakika maç veriyorsun ya. Ya doğru. Sen Galatasaray basketbol takımısı arkadaş. Sıra bir takım değilsin ki. Sakarya'yı niye tebrik ediyorum? Bırakmadılar maçı. Tabii. Yani. Ve ligin yeni takımı. İlk defa ligde. Başka bir takım olsa. İyi de bir performans. Hapoel Jerusalem direnci kırıldı. Fark oldu bıraktı. Son 5 dakikada. Orada izledim doğru. Maçı. Sakarya bırakmadı. 15 sayı oldu. İşte onlara o maçı bırakmama hissini biz verdik. Hani acaba mı akılların bir köşesinde hep biz bunu kazanabilir miyiz vardı. Yani görüyoruz televizyonda hani sahadaki oyunu görüyoruz. Bu hissi vermeseydik biraz daha dirençli oyunla hani vurup geçme denir ya farkı açmışız o kadar. Azalmasına fırsat vermeseydik kazanırdık. Ama tabii geçmiş olsun. Her mücadeleden kazansak da kaybetsek de ders çıkartıyoruz. Metecan'ı tebrik ediyorum. Evet genç, tebrik edelim. Genç milli takım olarak, içinde. 13 sayı, 10 ribaund ve şu kritik attığı sayı takımına galibiyete getirdi. Doğru. Milli takımımız için de önemli bir oyuncu olacak inşallah ileride. Tebrik edelim Sakarya'yı ve haftanın sonuçlarına bir bakalım. Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftası geride kaldı. Sonuçları ve puan durumunu ekranlara getirelim. Yönetmenimden rica edeyim Sezer'den. Uzun süre namağlup lider olan Tofaş, Fenerbahçe Doğuş'a geçildi ama averajla 22'şer puanda bu iki takım. 21 puanlı Beşiktaş Sonpo Japan 3. Eskişehir Basket 4. Darüşşafaka ve Sakarya Büyükşehir 19'ar puanla 5 ve 6. basamakları paylaştılar. 18 puanlı 7. Bamit, 8. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ki bu haftaki rakibimiz İBB. Diğer sayfaya bakalım. 9. sıradaki Anadolu Efes 18 puanı var. 17 puanlı Galatasaray Odaya Bank 10. Demir İnşaat Büyükçekmece 11. 12. Pınar Karşıyaka ve 13. Yeşil Giresun Belediye'nin puanları 16. 15 puanlı Trabzonspor 14. Gaziantep Basketbol 15. ve son sırada Murat Bey Uşak yer alıyor 13 puanla. Kısa kısa hemen sonuçları yorumlayalım. Darüşşafaka Trabzonspor. Ya normal bir skor. Darüşşafaka biliyorsun kendi evinde farklı bir basketbol oynuyor.
Trabzonspor da tersine kendi evinde farklı oynuyor. Evet. Ben bunu normal karşılıyorum. Gaziantep Basketbol İstanbul Büyükşehir maçı ile ilgili neler söylersin? Ben geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çok da böyle hani kafa kafaya gibi olabileceğini ama kazanacağını düşünüyordum. Ama şimdi şaşırttı İbrahim, beni fark. Bir arada 20'ye kadar çıkan bir fark. Gaziantep kendi evinde oynadı bu maçı. Evet. Kazanması da yani şimdi İstanbul'a bakıyoruz. Kaçıncı sırada? 9. sırada Antep, 15. sırada. Yani işte kazanması normal bence. Çünkü Gaziantep taraftarıyla bütünleştiği zaman çok etkili basketbol oynuyor. Yabancılar da dahil, Türkler de olsun. İstanbul kendi sahasında farklı basketbol oynuyor. Önemli maçları kazanıyor. Evet. Ben Efes'i farklı mağlubiyetler. Açıkça bu sonucu sürpriz olarak bulmuyorum. Ya Efes bir sene yanıyor İstanbul'u düşünmüyorum. Evet. Eskişehir Büyükşehir. Basket Tofaş 76-75'lik ev sahibi ekibinin kazandığı Tofaş'ın Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından i̇kinci bir kez daha yenildiği ikinci mağlubiyeti. İkinci mağlubiyet. Ama Eskişehir de koçu. Evinde çok iyi oynuyor. Ya bir de çok önemli bir antrenörleri var biliyorsun İspanyol. Evet. Burada en son hangi maçını izledim? Fenerbahçe maçını izledim. Ya müthiş bir takım olmuşlar. Yani gerçekten bu sene lige çıkıp Eskişehir, evet. Ya lige çıkıp yeni bir takım kuruyorsun ve farklı kültürlerden gelen koç dahil İspanyol koç tabii. Yani ilk defa Türkiye'de İspanyol koç yani olmuş. Şehri tanımak, ligi tanımak, takımı tanımak kesinlikle oldukça önemli. Eskişehir o gün geldiğim programda sana demiştim sürpriz bir ekip olacak demiştim bu doğru, ligin. Doğru. O yolda ilerliyor. Bakalım göreceğiz. Fenerbahçe Doğuş Murat Beyuşak. Yani, normal sonuç. Normal sonuç. Büyükçekmece Yeşilgiresun Belediye beni çok şaşırtan bir sonuç. Hani 10-15 civarı normal diyebiliriz ama yani 43 sayı fark oldukça şaşırtıcı. Kesinlikle ben de şaşırdım. Bir de Yeşilgiresun o gün bizle maç yaptıklarında gayet iyi oynayan bir ekip, genç bir ekip. Hı-hı. Yabancıları olsun Türk oyuncular olsun yetenekli takımdan kuruluyor ama bu kadar fark yemesi de... İşte baştan direnemediklerinde de farkın açılması da hani mücadeleyi izleyen birisi mesela hani normal karşılar. Evet. Mesela şu an ekranda gören izleyicilerimiz ya böyle fark mı olur diyebilir belki ama tebrik edelim. Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Sonpo Japan. Karşıyaka'daki transfer yasağı ve maddi sıkıntıların çözülmesiyle birlikte yeni takviyelerle beraber eski bildiğimiz Karşıyaka'ya dönüyor'nun evet. sinyallerini verdiler. Ve ilk en büyük sinyal de bence Beşiktaş galibiyeti. Aynen. Şimdi biliyorsunuz İzmir'de Karşıyaka'nın sahasında Karşıyaka'yı yenmek herkesin harcı şey değil derler. Yani. Her babaydın harcı değil derler. Yani kendi evlerinde çok farklı oynuyorlar. Taraftarlarını da arkasına alarak. Beşiktaş da iyi bir ekip. Geçen hafta bizi yendiler biliyorsun akatlarda. Maalesef tabii, az önce söyledim son topu kullanamadık. Yani biraz da rahatlıkla çıktılar Karşıyaka maçına. Bizi tabii. kazandıkları için. Karşıyaka'da işte yeni takviyelerle bayağı ikinci yarıya iyi gideceklerini düşünüyorum ben. Sürpriz ben de aynı düşüncedeyim aynen. Zaten şu an 13. sıralar. İlk geldiğimde hatırlıyorsan 14. falan son sıraya falan evet. gelmişlerdi. Ve galibiyet sayısını da her geçen hafta arttırmaları da önemli. Darüşşafaka şeye girerse hiç şaşmayan ilk 8'e. İkinci yarı diyorum yani. Evet. 2018'de ilk 8'e girerse hiç şaşmayalım yani. Eski Karşıyaka tekrar geri dönüyor sinyalini verdiler. Haftanın beni en çok şaşırtan maçlarından birisi Efes'in farklı mağlubiyeti Bamit'e. Güzel. Hani yeni koçla bir silkinip kendilerine gelme maçı olabilir diye düşünüyordum ben evet. geçtiğimiz hafta evet. bu programda konuşurken ama pek de bir şey değişmedi. İbrahim'cim o maçı da canlı izledim. Sinan Erdem'deydim. Hı-hı. Hatta Bamit menajeri Turgay abi ve başkanımızla beraber sağ olsunlar beni çok güzel ağırladı da bundan kendilerine teşekkür ediyorum. 99-77. Bunu bir arkadaşıma mesaj olarak gönderdim tamam resmini çektim skorun. Nasıl yani dedi. Evet dedim Efes 99 sayı yedi. Evet. Anadolu Efes dedi. Yani herkes şokta yani. Ne oldu evet. bu Efes'e? Bakıyorsun abi yabancılar maç mı şey yapıyor? Bir ara futbol Beşiktaş maçına demişler ya futbolculara. İşte hı hı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde farklı oynuyor oyuncular. Türkiye Ligi'nde. Efes'in yabancıları da aynen o şekilde. Hiç kimse şey yapmıyor mesela. Nasıl diyeyim sana? Mücadele etmiyor. Hepsi böyle sanki birbirleriyle küsler gibi. Ergin abinin de tek hoşuma giden şey mesela Ergin abi iyi antrenördür. Bunu kimse inkar edemez. Bizdeki yaptığı başarılar tabii. Beşiktaş'taki. Ergin abi en doğru yaptığı şey gençleri sahaya sürdü. Hı hı. Baktı bu yabancılardan iş yok. İş yok. Aynen.
O zaten işte, farklı olmuş 20. Son 10 dakika, 18-10 dakika civarı 3 tane. Tabii tabii. 3 tane genç, aslan gibi gençlere sahaya soktu. Dedim helal olsun. Onur Alp Bitim, Kemal abinin oğlu mu? Kemal, işte Mustafa Kemal abiyle beraber izledik zaten. Yani babasıyla beraber. Aynen. Daha çocuk 17-18 yaşında. Evet. Diğer çocuklar da öyle. Berk var. Ondan sonra bir tane de şey var, yabancı var. Amerikalı ama ismini tam hatırlamıyorum. O da gayet yetenekli. Şimdi bunu da her antrenör yapamaz. Açık bir net söyleyeyim sana. Tabii, Ergin tamam. abi de bu vardır. Ben onunla bir sene Ülker'le beraber oynamıştık. Takımda genç oyuncuları falan her zaman fark olsun olmasın bir şans verir Ergin Ataman. En büyük özelliği budur Ergin abi. Hiç evet. yabancı ayırt etmez. Vay takımın starıymış, işte takımın sıradan oyuncusuymuş. Ergin Ataman'da öyle şey yoktur. Hepsi onun için eşittir. En çok sevdiğim özelliği budur Ergin abi. İnşallah bugün birkaç saat sonra Bamberk maçı var. Hı hı, evet. Buradan da yetişebilirsem o maçı da izleyeceğim. Yetişirsen de inşallah. İnşallah iyi bir galibiyet. Ya galibiyeti aslında önemli değil, iyi bir galibiyet. Efes için de bir moral olsun artık. Ya. Tabii Avrupa'da, Euroleague'de de son sırada ya, var. Yani. Son sırada alışık yani. Olmadığımız. Ya, Koroş Kupası takımın bir şeyi var. Doğru. Ünvanı var bu takımın. Doğru. Nasıl biz Avrupa Fatih'iysek, yani yenilmez armadaysak, Efes bir sene de Koroş Kupası'nın tek sahibi. Şöyle yapalım o zaman. 13. haftanın maçlarına da hemen bakalım. Son 5 dakikamız. Tamam. 13. haftada oynanacak karşılaşmaların programına da bir bakalım. 13. haftada Tayincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak maçlar. Sakarya Büyükşehir, Pınar Karşıyaka, Murat Bey Uşak, Eskişehir Basket, İstanbul Büyükşehir, Galatasaray Odeabank, Tofaş, Büyükçekmece, Beşiktaş Sonpoşapen, Fenerbahçe Doğuş, Banvit, Gaziantep Basketbol, Anadolu Efes, Darüşşafaka, Yeşil Giresun Belediye, Trabzonspor. Fatih abi hemen hızlı hemen konuşalım abi. Rica ediyorum. Sakarya evet. Büyükşehir, Pınar Karşıyaka kim kazanır? Sakarya Büyükşehir, Pınar Karşıyaka. Oo, güzel maç olacak. Sakarya'da olması sebebiyle bence Sakarya bir adım önde. Sakarya'da iyi bir çıkış yaptı, Karşıyaka'da. Çok enteresan. İki takım için de önemli bir maç. İki kazanan, geçtiğimiz hafta kazanan. Aynen, iki kazanan. Vallahi ben İbre'nin Sakarya'dan olduğunu düşünüyorum. Neden dersen taraftar da takımın İşin içinde olacak. Yani kesinlikle. Murat Bey Uşak, Eskişehir. Eskişehir. Uşak artık bu sene gidici gibi görünüyor. Daha çok erken. 18 evet. hafta var normal sezonun evet. bitmesine ve düşme potasında 2 galibiyet geride ama önemli bir radikal kararlar alıp bir takviye yapmadıkları sürece sıkıntı. Çünkü Ozan Bulkaz da yıllardır takımın başındaydı, ayrıldı. İstanbul Büyükşehir Galatasaray Odeabank maçımızı biraz konuştuk. Genele yaydık. Ama eklemek istediğim bir şey varsa birkaç cümle rica edeyim. Vallahi İbrahim'ciğim şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok iyi evinde iyi oynayan çok, bir takım. Çok iyi bir ekip ve evinde evet. sürpriz sonuçlar alan bir takım. Yaklaşık 30 sayı farkla mağlup ettiler Efes'i. Yani Efes'in her yerden 20-30 atıyor bu ara. Çok enteresan. Evet. Şimdi bizim de Sakarya maçını kaybettik. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Valla inşallah kazanırız ama kolay maç olmayacak. Yani zor maç. Tofaş Büyükçekmece. Ben Tofaş alır diyorum kendim. Beşiktaş sahasını. Fenerbahçe. Beşiktaş Fenerbahçe Doğuş. Şimdi ortada da ceza var mı onu hatırlamıyorum. Geçtiğimiz sezonun final serisinin son maçını seyircisiz oynamışlardı. Şimdi Fenerbahçe dünkü rahmet maçını kaybetti. Çok bence bu maç kötü maç sonu oynadılar. Yani, çok kötü maç izledim, sonu. İzledim evet onu da izledim. Bu maçı ben Fenerbahçe alacak diyorum. Fenerbahçe Doğuş. Banvit Gaziantep. Banvit artık iyi gidiyor. Yani Efes'te evet, farklı. Şimdi Efes'te farklı mağlup etti. Toparlanma sürecindeler. Bir ara bayağı kötülerdi. Moralleri de gayet iyi. Banvit. Efes Darüşşafaka. Efes adına bir toparlanma maçı olabilir mi? Yani şimdi Efes bu Bamberk maçını alırsa Darüşşafaka maçına da morali çıkacaklardır. Kendi evlerinde. Ben Efes diyorum. Şu da var. Darüşşafaka da hafta içi bize gelecek. Yani evet. oradan bir moral bozucu bir mağlubiyet alırlarsa güzel olur bizim adımıza. Kesinlikle. Ben Efes diyorum. Hani stratejik düşünmek lazım biraz. İnşallah. Yeşil Giresun Trabzon. Karadeniz derbisi. Sanki Yeşil Giresun evinde daha iyi oynayan taraf bana şimdi Giresun gibi Trabzon'da geliyor ama. Trabzon'da koç değişikliği oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Antrenörü gitti. Şimdi yani Ozan Bulkaz geldi tabii. Ozan geldi. Ozan da işte genç bir arkadaşımız. Başarılı. Tabii. Demir Şenak Uşak dışına çıktı. Aynen Uşak'tan dışarı çıktı. Kolay maç değil şimdi. Yeşil Giresun kendi evinde farklı oynuyor. Ben Giresun diyorum İbrahim. Giresun. Ben de Giresun diyorum zaten. Sen de Giresun. Peki kadınlar basketbol liginde de geçtiğimiz haftanın sonuçlarını ekranlara getirelim. Takımımız ASKE deplasmanında hükmen kazandı. Çünkü rakip takımın koçunun 3 maçtan fazla süreli olmaması sebebiyle. Bakalım sonuçlara. Adana ASKE Galatasaray maçı hükmen galibiyetimizle sonuçlandı. Bornova 51, Botaş 98, Ormanspor 53, Canik Belediye 62, İstanbul Üniversitesi 64, Hatay
Büyükşehir 100, Beşiktaş 68, Yakındoğu 82, Mersin Büyükşehir Belediye 73, Çukurova 66, Fenerbahçe 78, Agü 60. Sonuçları görmeden önümüzdeki haftanın programına da bakalım, çıkalım. Çünkü süremiz de sonuna geldi. Yönetmenim de beni uyardı. Evet. 12. haftanın maç programına bakalım. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay Büyükşehir Beşiktaş yine güzel bir maç. Çukurova, Bornova, Canik Belediye, Mersin Büyükşehir, İstanbul Üniversitesi, BOTAŞ, Agü, Ormanspor, Yakındoğu, Adana Aski ve Galatasaray Fenerbahçe derbi maçıyla 12. hafta tamamlanacak. Fatih Solak, eklemek istediğin bir şey var mıdır? 2017'nin son programını evet, seninle yaptık. İbrahim'cim, şimdi öncelikle teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. 2018 ülkemize barış, sağlık, mutluluk, hatta dünyaya huzur getirsin. Savaşlar İnşallah. Olmasın. Buradan bir tane son kez daha bir şey söylemek istiyorum. Kuaförüm çok selam söyledi. Bak bunu söylemek istiyorum. Her hafta izliyorlar Peki seni. Peki hadi yap, selam söyleyelim. Ataköy, Leo, Tuncay kardeşim ve ekibi. Buradan kendilerine çok selam söylüyorum. Herkesin de yeni yılını kutluyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Seneye görüşürüz. Esprisi yapalım mı biz de? Aynen, 2018'de görüşmek üzere. Ya. Peki teşekkür ediyorum. Efendim bu haftalıkta Son Topa Kadar programının sonuna geldik. 2017'nin son yayınında sizlerle birlikteydik. Yarın oynanacak iki maçta takımımıza başarılar diliyoruz ve taraftarlarımızın da özellikle Ahmet Cömert'te evimizde oynayacağımız Fenerbahçe maçında tribünde olmalarını diliyoruz. Yeni yılda 2018'de tüm izleyicilerimizin sağlıklı, mutlu, huzur dolu, başarılı bir yıl geçirmesini diliyorum. Tabii tüm ülkemiz adına da aynı temennilerdeyim. Evet. Gelecek yıl diyelim artık, esprisi olsun, herkes yapıyor. Seneye görüşmek dileğiyle efendim, hoşça kalın.